Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi bahsedeceğim. Ons altın, gram altın, dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi yapacağım. Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Borsa İstanbul Üzer Endeksi dün %0,18'lik yükseliş ile 1522 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 8,8 milyar Türk lirası oldu. Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız nedeniyle Yurt içi piyasalarda işlemler yarım gün gerçekleşirken çok dar bir bantta hareket eden endeksin en yüksek 1524 seviyesini görürken en düşükte de 1516 seviyesini gördü. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones endeksinin 0,68 S&P 500'de %1'e yakın ve Nasdaq'ta teknoloji borsasında da %1,39 yükselişle kapattığını gördük. Avrupa borsalarında görünüm karışık seyirde ilerlerken bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız nedeniyle yurt içindeki piyasalarımız kapalı olacak. Avrupa Merkez Bankası dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında ve pandemi acil varlık programında büyüklüğü olan 1,85 trilyon euroluk değişikliğe gitmedi. Banka ayrıca mevduat faizlerini yüzde negatif bölgede 0,50 gecelik borçlanma ve borç verme oranını yüzde 0,25'te sabit tuttu. Tavil alımlarında ise yılın ikinci ve üçüncü çeyreğine kıyasla daha düşük hızla sürdürüleceği açıklanırken enflasyon konusuna da değinen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl için düşüşe geçeceğini öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi Üçüncü çeyrekte %2,8 olan piyasa beklentisinin altında kalarak %2 olarak gerçekleşirken ayrıca ikinci çeyrekte büyüme oranı %6,5'dan %6,7'ye revize edildi. Ülkede bu dönemde kişisel tüketimin ise beklentilerden daha iyi gerçekleşecek olmasıyla beraber artışlarında yaşandığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün saat 10.30'da gerçekleştirdiği enflasyon raporu toplantısında 2021 yılı enflasyon tahminini %14,1'den %18,4'e çıkarırken 2022 yılı enflasyon tahminini ise %7,8'den %11,8'e yükseltti. Kavcıoğlu cari açığı kapatmayı dövizdeki yükseliş ile sağlama hedefi olmadığını, cari denge sağlandığına kur üzerindeki baskının sınırlı kalacağını belirtirken ayrıca sınırlı bir alan kaldığı da sözlerine açıklık getiren Kavcıoğlu para politikasının etkileyebildiği talep unsurlarını çekirdek enflasyon gelişmelerini ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek para politikası duruşumuzda bir güncelleme yaptık ifadelerini kullandı. Bununla birlikte arz yönlü, arizi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yaptığımız aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 25528 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 229 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış, tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise %78,15 seviyesinde gerçekleşti. Yeni gelen bir bilgi söylemek isterim sizlere. Alman bilim insanları yeni tip koronavirüsün A30 varyantının mutasyona uğradığını ve aşının sağladığı antikorlara karşı yüksek düzeyde dirençli olduğunu da açıkladılar. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında ons altın Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine rağmen 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürmesiyle 200 günlük ortalamasının üzerinde kaldığı sürece güçlü görünümünü koruyacağını düşünüyorum. 10 saltına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1810 ve 1800 15 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1775 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise dün dolardaki yükseliş sonrası 560 Türk Lirası'nın üstüne çıkan gram altın, daha sonra dolardaki geri çekilme ile birlikte 550 Türk Lirası seviyesine geri çekildi. 1795 doların üstünde tutunmaya çalışan ons altın ve kurdaki gelişmeler gram altın için belirleyici unsur olurken, gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 557 ve 565 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 545 ve 535 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar Türk Lirası'nda ise kurda bugün Yurt içi piyasaların 29 Ekim tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı Amerika Birleşik Devletleri tarafından kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Tüketici Güveni Endeksini de yakından takip ediyorum. Dün Merkez Bankası enflasyon raporu sonrasında Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamalarında faiz indiriminin devam edeceği algısıyla 9,60 Türk Lirası'nın üzerine test etti ve kapanışı da 9,5 Türk Lirası seviyelerine yakın gerçekleşti. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 9,60 ve 9,75 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satışların görülmesi durumunda ise 9,45 ve 9,36 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Euro Türk Lirası tarafında ise Euro Türk Lirası'nda bugün yurt içi piyasalar kapalı olması nedeniyle parite tarafından Avrupa'da açıklanacak Büyüme ve enflasyon verileri ön plana çıkıyor. Dün Avrupa Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmemesine rağmen enflasyon karşısındaki kararlılığı ve tavil alımlarının daha düşük hızda olabileceği vurgusu önemliydi. Dün gün içerisinde 11,17 Türk Lirasına kadar gelen Euro Türk Lirası kuru bugün piyasaların kapalı olması nedeniyle işlemlerin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Euro, Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasında 11,35 ve 11,5 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11 Türk lirası ve 10,75 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>